Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde reflection konusunu inceleyeceğiz. Reflection Türkçesi yansıma olarak geçer. Ve programatik olarak da birçok programlama dilinde ve framework'te bununla ilgili birçok kaynak ve yetenek vardır. Şimdi C# reflection nedir ve bunu nasıl kullanırız, ne tür durumlarda kullanırız ona bakalım. Reflection bize hakkında bilgi sahibi olmadığımız programatik nesnelerle ilgili çalışma zamanında, yani runtime diyoruz buna, program çalışırken demem yanlış anlaşılmasın, program çalışıyorken bilgi alabilmemizi sağlayan bir yöntemdir. Örneğin programın çalışma anında farklı bir DLL dosyasını uygulama içerisine dahil ederek içerisindeki metot ve dışarıya açık nesneleri kullanabilmeyi sağlar. Yani bir program geliştiririz ve program aktif olarak kullanıyor o anda, yani çalışır durumda. Ama ekstra bir yeteneğe ihtiyaç duyuldu. Öyle bir durumda dışarıdan ilgili klasöre, takip edilen bir klasöre bir DLL dosyası bıraktığınızda, bu DLL dosyasının program içerisine çalışırken dahil edilerek o DLL'in içerisindeki dışarıya açık olan nesneler okunarak bunların runtime'daki program ile çalıştırılabilmesi ve kullanılabilmesi işlemi. Bununla ilgili en bariz örnek aslında plugin tabanlı, yani eklenti tabanlı programlama örneği verilebilir. Mesela hatta bununla ilgili piyasada ilk gerçek uygulamayı yapan bir ürün vardı. Bu da Winamp. Şu an kullanılmayan ama bir zamanların en ünlü müzik çaları diyelim, müzik çalar uygulaması. Burada temalar vardı mesela. Dışarıdan bir tema dahil ettiğiniz zaman uygulamaya, uygulama çalışırken henüz kapanmadan, yeniden başlatmadan doğrudan tema kendisini yeniliyordu ve programda temalı bir şekilde görünebiliyordu. Ya da ekstra bir DLL yüklüyordunuz. O DLL'i hemen tema içerisinde kullanabiliyordunuz. Düzeltiyorum, Winamp içerisinde kullanabiliyordunuz. Böyle bir işlem için reflection kullanılması gerekiyor. Bununla ilgili ara ara farklı örnekler de vereceğim. Ama öncelikle biz örneğimizi yapmaya başlayalım. Ve birkaç örnek yapacağız bununla ilgili. Öncelikle ben bir metot oluşturuyorum. Static void assembly bilgi göster. Dışarıdan assembly diye bir nesne alacak. Bakın bunun için de using system reflection'ı kullanmamız gerekiyor. Assembly, ASM diyorum. Assembly'yi assembly diliyle karıştırmayın. Bunun hiçbir alakası yok. .NET içerisindeki derlenmiş dosyalara aslında genel olarak assembly denir. ASM'nin, yani assembly'nin full name'ini göster diyorum. Bu metoda gelecek olan assembly'nin full name'ini göster. Gotch'ta mı diyorum. Gotch ise global assembly cache'dir. Bunun ne olduğunu ilerleyen süreçte anlatacağım detaylı olarak. ASM global assembly cache. Burada bir ternary operatörü kullanıyorum. Eğer true dönerse evet, false dönerse hayır diyeceğim. Assembly'nin pedini, yani dosya yolunu göster. Location, versiyon, ASM Image Runtime versiyonu, .NET Framework'ün versiyonunu da gösterecek burada. Yani assembly'nin geliştirilmiş olduğu versiyon. Burası bu kadar yeterli. Şimdi kodumuzu yazacağız. Bununla ilgili benim kullanacağım bir pad var.
Bu pette sistem diyeleli. Yani ben uygulamam çalışırken uygulamam ile reflection yöntemi kullanarak sistem diyelerini okuyacağım. Bununla ilgili bilgiler alacağım. Bunun için string pet oluşturuyorum. Şu şekilde de başına et işareti koyuyorum ki şu şekilde ters ya da özel karakterler hatalı yorumlanmasın. Bunu yapıştırdım. Bakın şunu kaldırdığım zaman buraları değiştirmem gerekir. İki tane ters slash koymam gerekir her birine. Aksi halde hata verecektir. O yüzden ben buna gerek duymadan alternatif olarak şunu koyduğum zaman kullanabilirim bunu. Bir assembly nesnesi oluşturuyorum. Assembly. Assembly'nin içerisindeki load file diye bir metodu var assembly sınıfının. Buna ben pedi veriyorum. Diyorum ki sen uygulama çalıştığı zaman şu klasördeki .NET Framework içerisindeki 2.0 versiyonundaki sistem diyelerini şuradaki assembly nesnesine load et. Yani o nesneyi buraya aktar. Sonra da assembly bilgi göster metoduna ben oluşturduğum assembly nesnesini gösteriyorum. Sonra da İkinci bir örnek olarak our ASM diyorum. Kendi şu an uygulamasını geliştirdiğim bu uygulamanın exe dosyasını ben onu da dahil edeceğim ve onu da göstermek isteyeceğim. assembly.getExecutionAssembly diyorum. Bunu da aynı şekilde assembly bilgi göster metoduna gönderiyorum. OurASM ve çalıştırıyorum. Çalıştırdık. Başarılı. Şöyle bir alanı oluşturayım, düzenleyeyim. Bakın. Neler yazıyor burada? Öncelikle iki tane alan var. İki tane farklı assembly yükledim. İlki sistem. Sistem assembly'si. Yani şuradaki sistem diyelerini yükledim. Gaj'da mı? Yani global assembly cache'de mi? Evet. Pet dosyası bu. Global assembly cache'deki pet dosyasını buraya getiriyorum. Location olarak oradan elde ediyor çünkü. Global Assembly Cache'de şu. Siz Windows içerisinde ortam değişkenleri falan eklersiniz mesela. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Uygulamanın Windows içerisinde her yerden erişilebilir olan nesnelerin bulunması gereken yer. Yani bir uygulamanız eğer bir nesneye erişmek istiyorsa siz onu gaca atarsınız. Global Assembly Cache'e. Oradan istediğiniz şekilde erişebilirsiniz. Öyle diyeyim özellikle. Burada sistem diyelili varsayılan olarak Global Assembly Cache'dedir. Siz de isterseniz bu gaca yeni bir DLL ekleyebilirsiniz ve ona farklı uygulamalarınızdan erişebilirsiniz çalışma anında. Versiyon olarak da 4.0 versiyonunu kullanıyor. Bunun bilgisini getirdim. İkincisi ise şuydu. Our ASM yani benim burada geliştirdiğim uygulama. Yani CS Examples Exe dosyası. Adı CS Examples, versiyonu bu vesaire. Gaj'da mı? Hayır. Çünkü ben bunu gaja atmadım. Pedi ise şu. Bakın benim projem şuydu. CS Examples. Onun içerisinde bin debug. Buradaki CS Examples Exe. Versiyonu da bu. Bu basit bir örnekti. Basit bir şekilde bir DLL dosyasını nasıl okuruz onu inceledik. Şöyle yüzeysel olarak tekrar özetlersek. Öncelikle ben sistem DLL'nin yolunu verdim. Pedini. Sonra dedim ki assembly nesnesi oluşturuyorum. Bu assembly şuradaki ped'deki dosyayı
DLL dosyasını load etsin. Load etti ve buraya aktardı. Dikkat ederseniz load file dosyası, load file metodu geriye assembly nesnesi dönüyor. Onu alıp assembly bilgi göster metoduna gönderdim. Burada da full name'ini gösterdim. Gajda mı diye sorguladım. Pedini yazdım, versiyonunu yazdım. Sonra da ikinci örnek olarak da benim kendi uygulamamın assembly nesnesini oluşturdum ve onu gönderdim buraya. Bunun için de assembly sınıfının get execution assembly, yani şu an çalışan assembly'yi al metodunu kullandım ve onu da buraya gönderdim. O da alttaki bilgileri verdi. Şimdi Reflection'ın ikinci örneğini yapacağız. İkinci bir uygulama geliştireceğiz ve farklı örnekler inceleyeceğiz burada. Şimdi örneğimize geçmeden önce küçük bir tane sınıf yazıyorum burada. Public class öğrenci. Bu sınıfla ilgili reflection örneği yapacağız. Public string at bir field oluşturuyorum ama bunu dışarıya açtım doğrudan. Public string soyad. Bir tane de private olarak email field oluşturuyorum. Ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Bir nesne örneği oluşturuyorum. Var öğrenci, new öğrenci. İçerisinde ad şöyle, soyad Özhan dedim ve bunu kapattım. Sıkıntı nedir burada? Öğrenci ad, öğrenci ad. Farklı bir öğrenci, farklı örneğimden bir öğrenci sınıfı kalmış burada, karıştırıyor onu. Şimdi sorun çözüldü. Nesne örneğim oluşturuldu. Şimdi bu öğrenci nesnesinin, öğrenci sınıfının daha doğrusu tipini alacağım. Bunu da type sınıfına aktaracağım. Type nesne örneğini aktaracağım. Öğrenci tip, type of operatörünü kullanıyorum. Öğrenci dedim. Sonra öğrenci tip içerisinde, yani öğrenci tipten kastımız öğrenci nesnesinin içerisinde biz almak istediğimiz field'ları belirliyoruz. Mesela ben burada şunu diyeceğim. Dışarıya açık olan, yani public olan, ayrıyeten nesne örneği üretilebilen, mesela instance, yani nesne örneği instance anlamında kullanılıyor. Instance oluşturulabilen tipleri bana getir gibi bir istek olacak. Bunun için file field info'nun bir dizisini oluşturacağım. Field info'da bunların her biri field'dı, bildiğiniz gibi ad, soyad filan. Bunların bilgilerini, temel bilgilerini alabildiğimiz bir sınıftır. Ben bunun dizisini oluşturuyorum çünkü şunları elde edeceğim ben burada. Birden fazla olduğu için dizi oluşturuyorum. Öğrenci alanlar, yani fields diyelim buna. Öğrenci tip içerisinde, yani yukarıda oluşturduğum şuradaki type içerisinde bir sorgu yapıyorum. Get fields. Fieldlarını sorgulayacağım ben. Diyorum ki benim istediğim fieldlar, binding flex var burada, inam. Oradan seçeceğiz. Binding flex, bakın farklı farklı flag'ler var burada. Ben public istiyorum. Diyorum ki dışarıya açık olan field'ları alacağım. Eğer bir tane ise bu yeterli. Ama birden fazla olacaksa şu şekilde ayırarak, ayıraçlarla devam etmemiz gerekiyor. Bir tane daha yazıyorum. Bu da instance olsun. Instance oluşturulabilir. Sonra bir döngü oluşturuyorum. Ve diyorum ki bunların her biri bir file info'dur, field info'dur, düzeltiyorum. Öğrenci alan ve
Öğrenci alanlar içerisinde dön. Alan, öğrenci alan nokta name, yani field'ın name'ini yaz dedim buraya. Elde ettiğim field'ın name'ini. Değer, öğrenci alan, bunun içerisinde de bir değer alma işlemi yapacağım için ben burada farklı bir şey kullanacağım. Yani bu field'ın temel bilgisini değil, içerisindeki değeri almak istiyorum. Bunu da get metotlarıyla yapıyoruz. Get value. Bakın bana objeyi ver diyor. Objem neydi? Şuradaki öğrenci nesnesiydi. Öğrenci nesnesini veriyorum. Bu da tamam. Son olarak da şöyle bir ayıraç koyayım. Çalıştıralım. Bakın, alan ad değer Cihan, alan soyad değer Özhan. Bunu tamamen runtime'da elde ettik. Yani öğrenci nesne örneği üzerinden ben öğrenci.ad diye bir şey kullanmadım dikkat ederseniz. O nesne örneği üzerinden kullanmak olur. Ben doğrudan bu nesnenin kendisini verdim buraya ve dedim ki bana bunun bilgilerini ver. Hatta şöyle, öncelikle tipi belirledim. Dedim ki bak, işlem yapacağım nesnenin tipi şu, öğrenci. Bunu bir al, bunun tipini al. Öğrenci tip. Sonra dedim ki öğrenci tip içerisinden field'ları elde et. Field'lar da şunlar, ad, soyad, email. Ama dedim ki bu field'lar içerisinde public ve instance, yani nesne örneği üretilebilenleri al. Mesela statik nesne örneği üretilemez. O statik olarak geçiyor. Public burada şunların ikisine denk geliyor. Ad ve soyad. Mesela e-mail'ı elde edemezsiniz burada. Çünkü private, dışarıya kapalı. Field'ları bu şekilde elde ettim. Sonra dedim ki tabii öğrenci alanlar field info dizisi olarak oluşturdum. Ve dedim ki öğrenci alanlar içerisinde bir döngü oluştur. Her biri de bir field info'dur. Ve öğrenci alan nokta name field'ın adını yaz. Sonra da değer olarak da öğrenci alan nokta, yani şuradaki field'ın kendisi nedir mesela o? Örneğin ad mesela. Diyelim ki adı. Yani döngü içerisinde sıra addaysa diyelim, şu an ad olarak düşünün bunu, öğrenci alanı. Çünkü tek bir field info. Adın value'sunu, değerini almak istiyorum. Peki bunu nereden bulacak bu? Çünkü burada sadece tipini biliyor. Hani tipi biliyor. İçerisindeki veriyle nesneyle hiçbir işi olmadı şuraya kadar. O zaman diyorum ki sen bunun değerini al. Peki nereden al? Şöyle bir nesne örneği var. Bakın. Burada. Bunun içerisinde bir değer var. Bunu elde et. Olay bu kadar. Ve sonuç gördüğünüz gibi. Merhabalar. Reflection örneklerimize devam ediyoruz. Yani reflection uygulamalarımıza. Şimdi yeni bir uygulama daha yapacağız. Bu uygulamamız için yeni bir sınıf oluşturuyorum. Public class user, public integer user ID. Burada aslında kısa yoldan şöyle yapalım. Prop tap tap integer user ID diyorum. Prop tap tap string user name. Prop tap tap string email. Evet, sınıfım tamam. Şimdi nesnemin örneğini oluşturuyorum. New user, user ID 1 ya da farklı bir şey olsun 2. Username, kullanıcı adım şu, email,
cihan.ozhan@hotmail.com. Evet, şimdi reflection işlemlerimize geçebiliriz. Şöyle biraz aşağı alayım. Var prop. Yani property'ler istiyorum. Hatta props diyelim. Çoğul kullanalım. Yukarıdaki oluşturduğum user nesnesi, nesne örneği yani, nesnenin kendisi değil, user nokta, bakın şurada getType diye bir metot var. Bu aslında tüm objelerde, tüm nesnelerde bulunan bir metottur ve reflection'ın en basit örneğidir aslında. Size kullandığınız nesnenin tipini getiren şey aslında reflection'la sağlanır. Bu bilgiden sonra kullandık ve nokta dedim. Bakın farklı bir dünyaya geçti burası. Ben diyorum ki get metotlarını kullanacağım. Peki ne yapsam? Get runtime metot değil. Get diğerleri de değil. Neler alsak burada? Yukarı doğru çıkıyorum. Bakın. Get metot da değil. Ben bunun içerisinde eğer user sınıfından metotlar kullandıysam metotları bu şekilde elde edebilirim ama şu an property'leri istiyorum. Çünkü 3 tane property'm var. Bunları aldım. For each, pr, props. Sonra bunları yazdır. Bakın şu arada bakalım bunun tipine. Bakın property info. Şuradan da bize property info dizisi geliyordu. Hemen geldim. Property info'nun name'ini aldım. Burada da ekstra bir şey daha yapacağım. Hani üstteki işlem bitti. Şimdi farklı bir işlem yapacağım. Burada da user.getType diyorum. Gene get property diyorum ama bu sefer properties değil, property diyorum. Ve bu property içerisinde diyorum ki daha doğrusu bana soruyor. Hangi property istiyorsun? Ben username'i istiyorum dedim. Ve bunun prop bir name'ini aldım. Username isimli property'nin nesnesini tamamen aldım. Property info bilgisi olarak. Onun üzerinden de name'ini aldım. Bakın burada da get value var. Bu kullanılabilir. Hatta şöyle yapalım. Prop 1 get value diyelim. Burada da bize nesnenin kendisi isteyecektir. Tabii ki. Ona da verdim. Bakalım ne olacak. Evet. Gayet başarılı. İlki yani şu çizgiden öncesi şurasıydı. Property listesini istedim ben. Ve o listeyi doğrudan yazdırdım. Neymiş? User ID, username, email. Bakıyorum. Hepsi public tabi. User ID, username, email. Burası başarılı. Alta geldik çizgiden sonra. Ben username isimli property'yi istedim burada. Nesne olarak. Onu aldıktan sonra bunun adını istedim. Adını göster dedim. Bir de get value ile onun verisini göster dedim. Bakın username ve Cihan Özhan. Tekrar merhaba. Reflection örneklerine devam ediyoruz. Bu örneğimizde de yeni bir reflection örneği uygulaması yapacağız. Bu örneği ben Herbert Shield'in kitabından almıştım. O da şöyle yazılıyor. C# kitabı var, Java kitabı var vesaire. Bu konuda uzman bir abimiz. Tavsiye ederim kaynaklarını. Burada şöyle basitten başlayalım ve type t diyerek bir tip alayım. Tabii ki burada tip almak için öncelikle bir sınıf oluşturacağım ve şurada o tipi kullanacağım. Bunun için yeni bir sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfımın adı MyClass olacak. Ama bu örneği daha önce hazırladım. Şuraya yapıştırıyorum. İçerisinde neler var? Bakın.
My Class isimli sınıf içeride iki tane X ve Y adında private olarak birer değişken var, yani field var. My Class'ın overload var, constructor overload'u. Dışarıdan I ve J alıyor ve içerideki X ve Y'yi atıyor. Sonra toplama işlemi yapan bir metot var, sum adında. Geriye değer dönüyor. Sonra isBetween metodu var. Dışarıdan tek bir integer alıyor ve geriye boolean değer dönüyor. X, yani içerideki X i'den küçük mü ve i y'den küçük mü diye bir kontrol yapıyor. Eğer öyleyse true, değilse false dönüyor. Set diye bir metot var. Geriye bir şey dönmüyor. Double a, double b alıyor. Y eşittir ve bunları da dışarıdan gelen double'ları da int'e kest ederek burada x ve y'ye, integer olan x ve y'ye atıyoruz. Show kısmında da sadece bir veri gösterme işlemi var. Yani aslında şurası tamamen yapacağımız örnekler için oluşturulmuş saçma örneklerden ibaret. Yani çok bir mantıksal kurgu aramayın. Örnekleri yapabilmek için oluşturduğumuz sınıf. Şimdi örneğimizde my class nesnesinin tipini istedim. Sonra diyorum ki incelenecek metot t.name. Bir tane boşluk bırakayım buraya. Desteklenen metotlar diye bir alan oluşturuyorum. Ve altında da bir döngü oluşturacağım. O yüzden böyle bir şey yazdım. Biraz süsleme işleri diyelim buna. Sonra metot info dizisi oluşturuyorum. Buradaki amacımız şuradaki metotları elde etmek ve sonrasında da bunları çalıştırmak aslında. Öncelikle bir elde edeceğiz şimdi. Metot dizisi oluşturuyorum burada. Me T, yani yukarıda my class'ın tipini almıştık. O T'nin T'si get method. Hatırlarsanız bunu ilk videoda söylemiştim. Get methods'u kullanarak bir nesnenin içindeki metotları alabilirsiniz. For each var değil, bilinçli olarak ben method info yazıyorum. Açık bir şekilde görünsün diye. Me içerisinde dön. Yani method infoları listesi, dizisi içerisinde. Peki. Burada bir console write kullanıyorum. Ve diyorum ki şurada biraz düzenleme. 1, 2, 3 3 tane boşluk olsun. Bunu görsel tarafta gördüğünüzde anlayacaksınız neden böyle yaptığımızı. Metodun return type'ının adını alıyorum. Geri dönüş tipinin adını. Sonra m.name, yani metodun adı. Sonra şuraya bir parantez açıyorum ve kapattım burayı. Şimdi parametreleri alacağım. Parameter info dizisi. Pi m.get parameters. Listeyi aldım. For döngüsü oluşturuyorum bir tane. Sonra diyorum ki bu dizi, yani parametreler içerisinde bunun uzunluğu kadar dön. Ondan sonra console write pi i'inci pi nokta parameter type'ını al. Pi inci i'inci pi'nin adını al. Ve if eğer i artı 1 küçüktür pi length'ten ise, yani pi'nin uzunluğundan küçükse, console write
Şimdi çalıştırıp sonucu inceleyelim. Şöyle genişletelim biraz. Bakın burada biraz görsel olarak anlaşılmaz gibi oldu ama şöyle. Bakın integer sum, integer 32, int 32 geri dönüşü olan bir sum metodu var. Bunun şöyle de karşılaştırarak bakalım. Sum geri dönüşü integer 32, tamam. Tabii dikkat ederseniz şurada kapama tagları yok. O benim dikkatimi çekti. Çok bozucu duruyor. Gözü rahatsız ediyor. Onu unutmuşuz. Ben burada onu da ekliyorum. Hatta burada değil. Döngünün içerisinde şurada olacak. Şu tagı da kapatıyorum. Bir tane de boşluk bırakayım aşağıya. Bir de bekleteyim hatta. Burada. Tekrar çalıştırayım. Bakın. Integer 32 geri dönüşüne sahip sum metodu. Burası başarılı. Enter dedim. Boolean geri dönüşü olan is between. Is between'e bakıyorum. Integer alıyor parametre olarak. Adı da i. Geri dönüşü de boolean. Güzel, bu da iyi. Void geri dönüşü olan set adında iki tane de double parametre alan, isimleri de a ve b olan yeni bir metot daha. Bir kere daha enter'e basıyorum. Void geri dönüşüne sahip show adında bir metot. Dikkat ederseniz, evet, toString'i de aldım. Çünkü toString zaten objeden gelen bir metod olduğu için MyClass'ta da toString var. Onu da elde etmiş oldum. Aynı şekilde equals da objeden gelir. Biz yazmadık. GetHashCode da aynı şekilde. Bir tane daha olacak. Bu da getType. Bu kadar. Dikkat ederseniz biz tamamen dinamik bir şekilde bir sınıfın içeriğini okuduk. Parametrelerini elde ettik isimleriyle birlikte, tiplerini, metodun adını aldık ve bunları artık kullanabiliriz aslında. Mesela sonraki örneklerde bir metodu bu şekilde elde edip sonra ona dinamik olarak parametre geçip onu çalıştırmayı inceleyeceğiz. Nasıl çalıştıracağımıza bakacağız.